Amca. Söyleyin. Neyse sen telefona bak, sonra söylerim amca. Söyle Ender. Reis, görüşmemiz lazım. Görüşüyoruz işte de. Söyle. Telefonda mı söyleyeyim reis? Bir yeri bombalamadıysan söyle. Arabanın bagajında biri vardı o konuyla ilgili. Tamam, 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 tamam. Telefonda böyle şeyler konuşma. Tamam, kapat. Galeriye mi getireyim? Sen fidanlığa geç, geliyorum. Tamam reis. Kim varmış ki bagajında baba? Ender bu. Belli mi olur? Kim bilir kim var? Cemil'i mi aldı yoksa? Cemil'i bulsa öldürürdü. Demek ki şaşıracağımız başka bir şey. Amca, şaşıracağım başka bir şey daha var. Neymiş? Dayımların yanında söylemek istemedim şimdi, sen bağırırsın çağırırsın diye. Dün gece Suzi evden çıkmış. Nereye çıkmış, kim söyledi? Zafer söyledi. Suzi'ye sordum. İlyas amcamın yanına gitmiş. İyi halt etmiş. Manyak baba. Herkes onu öldü zannediyor. Şimdi Rüstem'in geldiği gün yapılacak iş mi bu? Bir de aşan olacak. Oturun. İstirahat etmek istersiniz herhalde. Bir emriniz yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Sen de otur. Suzi'nin öldüğünden emin misiniz? Fotoğrafları gönderdim ya abi. Fotoğrafları sen mi çektin abi? Bizzat gördün mü onu soruyorum. Gördüm. Kim yaptı? Cemile yaptırdım. Peki İlyas'ın tutumu ne? Avni abiye karşı sinirli. İşe bildiğinden değil. Sizden bunu yapanların kim olduğunu öğrenmenizi talep edeceğini söyledi. Cemil bizim işimize yarayacaktır. Çakırbeylilere yem etmek pek iyi bir fikir gibi gelmiyor bana abi. Yem olmak istemiyorsan yem vereceksin. Cemil'in ne önemi var? Ben burada olduktan sonra benim için herkes Cemil. Sen nasıl istersen abi. Toplantıyı ne zaman düşünüyorsun? Yusuf'un oğlu. Alparslan. Bu akşam gelsin. Teyzesiyle. Bir görüşelim, ondan sonra toplantıya karar verelim. Bana mübeccel söylemedi İlyas Esra'yı sana göndereceğini. Yoksa ben sana söylerdim. İlyas haberin olsun karın geliyor diye. Eski karım. Ya dün gece gelen eski karın değildi ya İlyas. İlyas. Söyleyeceğim mi dün gece eve kimi attığını? Gencim. Bekarım. İstediğim kişiye evimde ağırlarım. Tanıştırmak zorunda mıyım enişte? Gençsin. Bekarsın. Ama sabah boşanma duruşman varken beklersin.
Bu gece yaparsın ne yapacaksan. Çünkü sen İlyas'sın. Mert. Geçmiş olsun İlyas. Burnum akmıyor. Hayırdır? Boşanmışsın. Sen nereden duydun? Altyazı mı geçtiler televizyonda? Sana ne? Neredesin? Bir dostluk yapayım sana. Yanına geleyim. Galerideyim ama dertleşecek durumda değilim. Bilmen gereken şeyler var İlyas. Bilmem gereken şeyler varsa gel anlat. Uzatma da hadi. Nereden biliyor bu? Vallahi bilmiyorum. Akrabana sor. İlyas. Enişteye niye bir şeyleri söylemiyoruz? Abim sevdiklerimize söylemeyelim. Öldürmek zorunda kalırsak üzülmeyiz dedi. Servet abi. Sende kafa yok, kafa. Kafa olsaydı reise de bize de bunu yapmazdın. Ender abi ne yaptığını söyleyecek misin? Reis gelince söyleyeceğim. Ha şu kadarını söyleyeyim. Lan Reha, senin babanın dediği yine doğru çıktı. Bu vıcık bizi sattı. Niye sattın lan İlker? Lan sus, sus. Suçüstü yakaladım seni. Masada oturmasan seni direkt indirirdim. Hızır Reis'in haberi var mı? İlker'in bu halde olduğundan. Fahri'm, bunları telefonda söylemiyoruz. Cüphe gündüz sokak ortasında adamın kafasına demiri geçirip arabanın bagajına atıyorsun ama telefonda konuşmuyorsun. Çok tedbirlisin. Hızır abiler geldi. Bu niye bu halde? Sattı bizi reis. Nasıl sattı? Kime sattı? Ben de onu soruyorum. Cevabı var mı? Yok. Nasıl cevap verecek bu halde Ender? Yani durum zaten belli. Neyi merak edeceğim de neyi soracağım? Bunu Serkan'ın minibüsünün içinde bastım. Nerede bastın, nerede bastın? Bunun babası demişti ya, sen bu İlker'i yiyeceksin diye. Ben de merak ettim. Ben bu ne halt edecek de yiyeceğim diye düştüm peşine. Bir de baktım, istihbarat minibüslerinde hiç utanmadan öyle vıcık vıcık oturuyor. Allah senin cezanı versin gerizekalı. Sorguladığın adamın ağzını bantlamak ne demek? Sensin lan gerizekalı. Lan reis biliyordu Serkan'la görüştüğümü. Vallahi mi reis? Çöz şunu elini çöz.
Ya Alparslan, dur bir dakika, dur dur. Şunu bir öpeyim. Yani şimdi tavır koyar barışmaz benimle. Lan defol git, gözüm görmesin seni. Bak öldüreceğim yoksa. Ya seni Allah korumuş. Ya iyi uçurmadın bunu. Allah korumuş. Kafama demirle vurdun, demirle. Bırak. Reis, Allah aşkına bir silah ver, şunu geberteyim. Düştüğüm hale bak. Dolapta muz paketi verin. Senin de bir gözün dönmüştür İlker. Kaç lira teklif etti? Dolar vaat etti. Sen ne dedin? Hiçbir şey. İlker. Davut Bey'in evine gitmişsiniz. Ha, gittik reis. Hızır Ali. Annem büyük ressammış. Annem mi? Teyzem tablo yapmış ya Hızır Ali. Sen görmedin mi? O görmez. Konuşur. Şimdi sen de sadece konuş İlker. Reis, sadece Davut'un evinde bir şeyler dönüyor dedim. Adama da bir şey vermem lazımdı. Bana güvenmesi için. Her şey o evde dönüyormuş. Gösterecek başka ev kalmadı mı İlker? Ya ne dönüyor ki o evde? Hakikaten ne dönüyor reis? O evde bir kadın kahkahası vardı. Bana hiç yabancı gelmedi. O evde duyduğun ses yabancıydı. Yabancı. O ses sana yabancı. Anladın İlker? Anladım reis, anladım. Amcam Cemil'i çağırın dedi. Haber ulaştırayım. Buraya mı gelecek? Evet abi. Ve bunlar? Giderler birazdan. Çay verin, çay. Ya reis, sen bizden böyle bir şeyler sakladıkça bizim başımıza da boyuna bir şeyler geliyor. Biz ağzı sıkı, sırlı adamlarız. Sen niye bizden saklıyorsun? Sır tutamamanızdan değil. Bu sırrı birbirinizle konuşuyorsunuz. Rüstem bir çıtırtı olsa duyacak halde. Sizden duymasın diye. Reis gelsin de öldürecek misin, ne yapacaksan yap. Bitsin bu kabus. Senin kabusun o değil. Senin kabusun Serkan. Söylediğim anda kafasına sıkacaksın. O zamana kadar beni satmaya devam et. Ama benim istediklerimi söyleyerek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlyas abi odasında sizi bekliyor. Sen dışarıda bekle bas. Tamam bak. Aşağıda konuşuruz diye düşünmüştüm. Gizli saklı bir şey mi? Benim için değil. Ama senin gizlediğin bir şey varsa... Ne gizleyeceğim Mert? Ha. O zaman özel. Dün sen bana numara yaptın belli ki. Ne diye? Suzi öldü diye. Öldü. Bunun numarası mı olur? O zaman dün gece evindeki sarışın, yabancı aksanla konuşan kadın kimdi? Kim diyor bunu? Karın.
Yani eski karın. Karımla senin ne alakan var? Bu sabah otelde gördüm. Boşanmaya gelmiş ya seninle. Orada kalıyormuş. Kalacak başka yer bulamamış mı? Ayrıca karım seni nereden tanısın da gelip seninle Suze öldü ölmedi muhabbeti yapsın? İlyas. Lobide güzel bir kadın gördüm. Sonra bir baktım senin karın. Sen benim karıma niye bakıyorsun? Artık değil ya İlyas. Şimdi orası seni ilgilendirmez. Devam edelim. E'si işte tanıttım kendimi. İlyas'ın dostuyum diye. O da boşandık dedi. Aa. İlyas seninle boşanmak istemiyordu dedim. O zaman Suzi'yi eve atmasaydı dedi. Suzi öldü Esra dedim. Dün gece İlyas'ın yanındaydı dedi. Yanlış görmüşsündür dedim. Ne fark eder dedi. Canım sıkkındı. Moralim bozuktu. Kafamı dağıtmak için ben de sarışın ve yabancı aksanı olan birilerini çağırdım. Anladın? Rüstem abi Avni'ye sordu. Suzi'nin öldüğünden emin misin diye. Avni abi gözlerimle gördüm demese... bir işler çeviriyorsun diye düşüneceğim İlyas. Ne dedi? Hani iş bitmişti. Elimi öpmeye gelirlerdi. Şimdi boşanıyorlar diyorsunuz. Anne bitmişti. Ama biz nereden bilelim İlyas'ın eve kadın atacağını? Ne biçim konuşuyorsun Mübece? Ben Esra'nın söylediğini söylüyorum abla. Hayır, adam boşanma arifesinde. Kime atacak ki eve anlamadım. Esra Suzi'ye benzetmiş. Ama bence benzetmiş. O sarıkız ölmedi mi Meryem? Ne bileyim anne. Ya ben artık kimsenin dediğine, gördüğüne, yaptığına, yapmadığına inanmıyorum. İlgilenmiyorum da. Meryem, siz bizden bir şey mi saklıyorsunuz? Siz derken Hatice? Enişteyi dışlamışlar. Depo toplantılarına da almıyorlarmış. Bayağı içerlemişti. Hayır, benim de içerlememi gerektirecek bir şey varsa sen yine sakla da saklıyorum de. Bugün benim uşağım boşanmış. Sülalemizde ilk boşanması. Sen de ne diyorsun Hatice? Böyle devam ederse sülalenin ikinci boşanması da bizde olacak Tize. Hızır herkesten bir şeyler saklıyor Hatice. Yani ben ağzımı tutamayıp anneme söylüyorum diye artık benden de saklıyor. Ne biliyorsun anne? Aşk olsun insan söylemez mi? Bu bezel. Cehennem ol git başımdan. Benim derdim bana yeter. Rüstem'i otelde bitirmeme niye izin vermiyorsun? Çünkü onun masada ölmesi gerekir. Anlamsız bir risk bu. Sen dün gece İlyas'a mı gittin?
Böyle bir şey yapmış olamaz. Ne olduğunu öğrenebilir miyim? Hı hı. Dün Esra gelmiş barışmak için. Seni görmüş içeride. Eyvah. Bu kızın ağzından bakla islanmıyor mu? Seni mi aradı hemen? Burada mesele Esra'nın geveze olup olmaması değil. Senin kendini ve beni öldürtmeye çalışman. Ne için? Ha? Kara kuru bir aşk için. Niye böyle bir şey yaptın? İlyas kötüydü, yanında olmak istedim. İzlendiğimizi hiç fark etmedik. Çünkü aşk denilen o hastalıklı duygu insanın gözünü kör eder. Ceylan'ın bu durumdan kızının haberi var mı? Yoksa bile birazdan olur. Müsaadenizle hatamı düzelteyim. Rüstem'i otelde öldüreyim. Bu arada Alparslan'la beni otele bekliyorlar. Rüstem bizimle tanışmak istiyormuş. Bana sorarsanız gitmeyin derim. Ama Davut Bey gitmenize onay verirse çok dikkatli olun. Çünkü Rüstem'in bir huyu vardır. Görüşmelerini mutlaka iki kişiyle birlikte yapar. Eğer ikinizle de görüşüyorsa bu size güveniyor demektir. Ama sadece sizle veya Alparslan'la diyaloğa girerse bu şüpheleniyor demektir ki ortadan sağ çıkamazsınız. Baba. Amcam, önemli bir konu var. Ne zaman geleceksiniz? Eğer gelmeyeceksiniz ben geleyim diyor. Çıkarız birazdan. Alo. Reis, Serkan üstüme geliyor. Sana söylemiştim, oradan biri sağ çıkarsa Serkan beni hedefe koyar. Sen de adamın daha önceden gitmesine izin vermeseydin. Olan olmuş bir kere. Şimdi sen nerede bulabileceğimizi söyle, biz de gereğini yapalım. Yerini bilsen ben yapmak zorundayım zaten reis. Manyağın tekidir o. Sen o manyağı bulamazsan, ortada gezen o manyak senin peşine düşer. Ortaya çıktığım anda senin Ender her yerde beni aratıyor. Onu ne yapacağız? Konuştum Ender'le. Seni bulursa patlatmayacak. Bana getirecek. Avni seni çağırırsa sakın gitme. Toplantı bitene kadar ne yapacağı belli olmaz. Suzi'nin yaşadığını mı öğrendiler? Nereden öğrenecek? Tedbir olsun diye söylüyorum. Sana o toplantıdan Cemil'le tartışıp çık demeseydim şimdi ölüydün. Sen biliyor muydun Serkan abi? Cemil'in bizi satacağını. Cemil'in satacağını değil de Çakır velilerin bir şeyler yapabileceğini tahmin ediyordum. Şimdi ben ne yapayım abi? Müsaade et, Cemil'i bitireyim. Belli ki Cemil iki taraflı oynuyor. Onu ben hallederim. Sen şu Çakır velilerden intikam al. Hangisi seni elinden kaçırdı? Vehbi olan. Onunla başla.
Hoş geldin reis. İlyas nerede? Aşağıda seni bekliyor. Beni bekleyen burada kapıda bekler. Aşağıda niye bekliyor? Bilmiyoruz dayı. Bizden her şey saklanıyor ya. Doğrusu da bu enişte. Doğrusu da bu. Öyle diyorsan öyledir de dayı. İlyas aşağıda servetle. Boşanma gününde, kötü günde biz yanındayız. Sırlı gizli işlerinde servet. Arabada her şeyi karınla konuştuğun için olabilir mi enişte? Dayı benim karım kime söyleyecek? Benim karım senin teyzenin kızı. Teyzemin kızı birine bir şey söyler. Sen ona söylerken kaç kişi duyuyor onu hesap edemiyoruz enişte. Düne kadar geveze servetti, bugün biz olduk. Müsaadenle dayı. Amca, ömrünce daha kötü olacak enişte. Olsun, kötü olsun. Ölmesinden iyidir. Mert bir çocukmuş arkadaşın İlyas. Söylese söylerdi yani Avni'ye. Hele de Rüstem gelmişken. Hayır, nereden emin olacağız söylemediğine? Söylese, sana gelip niye söylesin? Belki ağzımı aramak istedi. İnşallah boşanmanı konuşmak için gelmemişizdir buraya İlyas. Abi bilmen gereken şeyler var. Dün gece Suzi bana geldi. Onu duydum. Nereden duydun? Zafer görmüş. Suzi evden çıkarken. Bu nasıl ajan yani? Böyle ajan mı olur ya? Bir evden çıkıyor, evdekilere gözüküyor. Bana geliyor, Esra'ya gözüküyor. Kime gözükür kime? Abi sorma ya. Sordum İlyas. Ya bunun karısı Esra'yı bana gönderiyor gece. Belki barışırlar diye. Esra da geliyor. İçeride Suzi'yi görüyor yarım yamalak. Yarım yamalak. Ya yarım yamalak işte. Sarışın bir tane aksanlı bir kız görüyor işte ya öf. Esra mı söyledi bunu sana? Bana söylese gene iyi. Şeye söylemiş. Mert'e. Ulan beni delirtmeyin. Esra Mert'i nereden tanır? Abi bu otelde kalıyormuş. Tamam mı? Mert de şansa bak. Rüstem'i karşılayacağım diye o oteldeymiş. Yok. Falan da filan işte ya. Reis. Mert söylememiş kimseye. Doğrudan geldi İlyas'a söyledi. Mert çocuk. Esra'yı da evine yerleştirmiş. Ne demek evine yerleştirmiş? Tabii ev bakıyor ya. Kendi ayakları üstünde duracak. Hesapta bir de beni 1 milyon edecek. İstanbul'da sanki emlakçı kalmamış gibi sen git bir de Mert'in evinde oturacakmış bak. Niye? Dayalı döşeliymiş. Hesaplara bak. İlyas ben senin yerinde olsam kendimi öldürürüm. Ben de seninle onu konuşacaktım abi. Ölümüm eğer senin işine yarayacaksa düşmanlarımızdan birinin önüne rahatlıkla atabilirim kendimi. Ne bileyim Rüstem'in, Müstem'in. Belki bir işe yararım. Boş boş konuşma lan. Kalk sevgilinin yanına git. Sevgilin derken? Var ya hani
geceleri dayanamayıp gizli gizli buluştuğun aşık ajan. Onunla Ünal'ı toplantıya kadar hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklamamız lazım. Kimsenin aklına gelmeyecek yer neresi abi? Bunlar aklımıza gelir miydi? Amca tek bir yer var. Ünal konteynerde kalmaz. Çıkar şimdi ağacın önünde resim resim yapmaya kalkar. Annemin resmini çiziyor ya. Ne demek ulan annemin resmini çiziyor? Alıp çerçeveyi kafasına geçirmedin mi? Ceylan çizmiş baba. Annem çizmemiş ki. Niye o zaman anamın resmini yapıyor diyorsun? Alparslan, orası neresi söyleyecek misin yoksa abimin sanat düşmanlığını mı dinleyeceğiz? Amcamların evi. Deli deli konuşma lan. Anam bir yandan, Meryem bir yandan. Reis vallahi iyi fikir de. Yani Bübeccel'in sizin eve gelmesine ben nasıl engel olacağım? Anamın Zuzi'yi öldürmesine, Meryem'in de bunun anasıyla Ünal'ı baş göz etmesine nasıl engel olacaksam öyle. Abi. Ülkenize hoş geldiniz Rüstem Bey. Ben geldiğime göre artık sen gidebilirsin. Buraya gelebilmeniz için çok mücadele ettik. Avni ile birlikte. Siz masanın kontrolünü elinize aldıktan sonra ben de dediğiniz gibi gönül rahatlığı içinde ülkeme dönebilirim. Rahatlığını bilmem. Ülkende senin için son zamanlarda hiç de iyi şeyler konuşulmuyor. Suzi yüzündendir abi. Neticede Ünal Kılı'yı kaybetti. Ünal'ın Kılı'yı kaybetmedi. Nereden biliyorum? Çünkü ben hala kazanmadım da ondan. Kazanmaktan kastınız nedir? Ünal öldü. Suzi de öldü. Ünal'ı öldüren Avni değil. Çakırbeyliler. Ünal'ı öldüren Çakırbeylilerin Avni'yi öldürmeyeceklerine malum. Hatta beni. Bunu nasıl garanti ettiniz? Alparslan'ı tanıyınca göreceksin abi. Diğer Çakırbeyliler gibi değil. Onun babasını bilirim. Sıktığı 3 kurşun benim vücuduma girdi. Vücudunuzda taşıdığınız bu kurşunlar sizi haklı olarak şüpheci biri yaptı. Ben size şu kadarını garanti edebilirim. Çakırbeyliler size düşmanlık yapmayacaklar. Az sonra ne olacağını bilebilir misiniz? Ne olacak? Yani bilmiyorsunuz. Anlamadım. Az sonra ne olacağını bilmeyen bir adam bana hiçbir şeyi garanti edemez. Şimdi al şirketini bilmeyenlere pazarla. Hadi.
Eğer senin için uygunsa gidelim dayı Rüstem'le görüşmeye. Ünal Bey önemli bir şey söyledi. Teyzen söylemedi mi? Rüstem'le ilgili. Söyledim abi. De biz otele dair bir önlem alamayız. Hepten açığa çıkarız. Ben Nevzat'la organize ederim. Peki. Evet Romeo. Senin organizasyonun nedir? Bizi nereye götüreceksin? Güvenli yer neresi? Gidince görürsünüz Ünal Bey. Bana mı güvenmiyorsun İlyas? Niye söylemiyorsun? Ben anlatamıyorum galiba. Ben arada kalıyorum. Girme araya İlyas. Ben girmiyorum Ceylan. Abla, Ceylan abla ben girmiyorum. Bak ben evimde sessiz sakin oturuyorum. Tamam mı? Suzi sağ olsun eksik olmasın. Benim moralim bozuk diye evime gelmiş. Gel demiş miyim? Hayır. Kötü bir niyeti var mı? Hayır. Arada kalıyorum ben. Evet Juliet. Sana söylüyor. Birbirinizi zehirleyip hepimizi öldürecek misiniz? Planınız nedir? Tamam. Hataydı. Bir daha olmayacak. İlyas nereye gitmek istiyorsa ben onunla giderim. Bu gizem nedir? Nereye gidiyorsunuz Hızır Ali? Babamlara. Konuş, konuş. Konuş. Babanın dediği kadar varsın sen. Anlat her şeyi. Amca, babam konuşma demedi ki. Söyleme demedi bunu. Söyle de demedi ama. Değil mi? Annenle mi tanışacağım? İşte en zor olan kısım burası. Senin için Suzi'cim. Benim için zor değil. Ben çok sevindim. Ben olsam çok sevinmezdim. Davut Bey. Bu kötü plana karşı bir planınız var mı? Mesela benim konuk edilebileceğim bir devlet konuk evi falan. Sizinle ilgili planları Hızır yapıyor Ünal Bey. O nereye derse oraya. Nefret ediyorum Hızır'ın benim üzerine plan yapmasından. Gel hanım. Bari siz de gelin de. Hızır'la vakit geçmez. Meryem çekilir. Ama dikkat edin, benim gibi değildir. Şaka kaldırmaz. Hiçbirimiz kaldırmayız. Ceylan abla da kaldırmaz da. Misafirsiniz diye Ünal Bey. İlyas, bu gece sen de Hızırlar'da kal da. En azından Suzi İstanbul'da bu gece seni aramaya çıkmasın. Alparslan'la Ceylan Hanım da otelden sağ salim dönsün. Olur. Olur, olur. Alparslan. Rüstem'i toplantı yapmaya ikna et. Çünkü daha fazla gizli kalamayız. Farkındayım Ünal Bey. Farkındayım. Amca, ne zaman çıkarız? Hava kararınca. Fahri abiyle Zafer götürecekler. Biz de takip edeceğiz. Topladın hepimizi buraya. Söyle ne söyleyeceksin? Tek tek sıfatımıza bakıp neyi süzeysin? Sizi buraya topladım çünkü size şimdi bir sır vereceğim. Hanginizin tutup tutamayacağını anlamaya çalışıyorum.
Hızır, bak Hatice ile Mübeccel'i apar topar gönderdim. Hatice zaten alıngan, bizden bir şey saklıyorsunuz deyip duruyor. Ha, bizi daha fazla zora sokacak bir şeyse Allah aşkına söyleme. Misafirlerimiz var. Bunun için ne topladın bizi? Çıkın mutfaktan da yemek yapalım da rezil olacağız. Önce benim dediğimi yapın, sonra yemek yaparsınız. Baba, misafirimiz kim peki? Tamam, söyleyeceğim. Bu misafirlerin burada olduğunu hiç kimse bilmeyecek. Çünkü misafirlerimizin yaşadığını hiç kimse bilmiyor. Hızır yapma. Bu eve sokma. Biri Ünal Bey. Ölülerin o biri kim? Suzi babaanne. Yani bence Suzi. İşte kafanız bu kadar çalışıyor. Şimdi bundan fazlasına çalışmasın, tamam mı? Sadece benim dediklerimi yapın. Hiç kimse burada olduklarını bilmeyecek. Telefonda bile hiç kimseye bahsetmeyeceksiniz. Ya eve gelmek isteyen olursa ne diyeceğiz? Evde bulaşıcı ölümcül bir hastalık var. Gelirseniz size de bulaşır dersiniz. Hizer bak, Ünal Kaplan bizim eski dünürümüzdür. Gelinuma aile mezarlığını açmıştır. Evimizin kapısı da o her zaman açıktır. Ama o sarı kız, sarılık gibi bulaşıcıdır. Uşağıma bulaşmış, yuvasından etmiş. Bu eve o kızı sokarak ne yapıyorsun, farkında mısın? Ana, koynuna sokmuyorum. Eve misafir olarak sokuyorum. Baba. Ya tamam de. Başka çarem olsa misafir olarak evime getirir miydim? Tamam. Misafir diyorsun. Ne diyorsan o. Ama tek bir şey merak ediyorum. Yani Davut Bey'in evinden daha güvenli bir evimiz mi var bizim? Hayır. Davut Bey'in evinden güvenli olduğu için değil. Burası kimsenin aklına gelmeyeceği için. Hem gözümün önünde olurlar. Sanki gözünün önünü göreymiş gibi. Getir, getir. Gözümüzün içine sok. Dikilme da. Git alışveriş yap. Kim bilir ne yer bular. Biz ne yersek onu yiyecekler. Dikkat çekmek yok. Ekstradan bir durum yok. Hele makaron hiç yok. Makaron ne abi? Yani işte onu isterlerse yok. Durmadan yalı kazığı gibi. Kapının önüne çık hadi. Anne, peki misafirler nerede kalacak? Suzi senin odanda kalır. Ben? Sen ablanın odasında kalırsın. Ablan babaannenle yatar. Ünal Bey de Hızır Ali'nin de odasında kalır. Ya anne, babaannem horluyor ya. Tamam anneciğim, sen benle yatarsın. Baban da amcanla salonda yatar. Baban da amcanla salonda yatar tabii. Hakikaten yatacak yerim yok lan. Yatarım, kapının önünde de yatarım, salonda da yatarım. O kızı benim odama verin. Hiç horlamam. Çünkü uyumam. Ne edeceksin? Uşağımın namusunu koruyacağım. Habu Hizri'yi uyutur, İlyas'ımın koynuna girer. İyi, al sen de oğlunu koynunda uyut. Ben Uyki'de döverim diye demiştim ama İlyas da olur. Hadi şimdi boşaltın mutfağı. Sen de. Yatacak yerim yok. Bari oturacağım yere karışma da.
Hadi Hızır. Bana bak Hızır. Ben senin Ünal Bey'i niye bu eve çağırdığını biliyorum. Bileceksin tabii. Güvenlik için. Kimin güvenliği için? Ceylan'ın mı? Kıskandın mı? O yüzden mi çağırdın adamı eve? Vay arkadaş. Ulan koyun can derdinde, kasabet derdinde. Ben ailemizi, geleceğimizi, güvenliğimizi düşünüyorum. Senin düşündüğün şeye bak. Eğer bu senin planınsa benim de bir planım var. Görürsün. Neymiş plan? Görürsün dedim ya. Hadi daha yemek yapacağım. Gittikçe anama benzemeye başladın anama. O bizi döverdi böyle tahta kaşıkla çat 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 çat. Büyürsen dayak yemezsin. Hayatımın tavsiyesi oldu. Sağ ol. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Merhaba Hızır. Merhaba Ünal Bey. Çok teşekkür ederim evinize bizi davet ettiğiniz için. Ne demek? Burası senin de evin. Susin. Değil mi İlyas? Sen öyle diyorsan öyledir abi. Meryem Hanım. Evinize ilk defa geliyorum. Ve elim boş geliyorum. Hızır'ın ne kadar kötü plan yaptığını yıllar içinde öğrenmişsinizdir. Lütfen bu kabalığımı mazur görün. Hoş geldiniz. Meryem nasılsın? İyiyim Suzi. Sen nasılsın? Kötüydüm aslında ama buraya geleceğimi duyunca heyecanlandım. İlyas'ın ailesini yakından tanımak beni mutlu edecek. Bizim aileyi yakından tanıyıp da mutlu olacaksan ilk olacaksın. Sen de ne kösredin bize amca. Meryem annem. Hızır Ali, kötülemekle ne alakası var? Ben aileden kastım biliyorsun annem. Nerede o? Buyurun. Sen o sarı kız için mi süsleniyorsun böyle? Ne sarı kızı? Ünal Kaplan gelmiş. Damat gibi olmuşsun Adnan. Sağ ol Fahri abi. Fahri baba, biz bu gece burada mıyız? Yok, dikkat çeker. Fidanlığa geçeceğiz. Adnan, ev sana emanet. Ben buradayım abi. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. O şeref bize ait hanımefendi. Tanıştırayım. Suzi. Çok memnun oldum. Sofraya buyur.
ayakta kaldınız. Gerçekten mükemmel bir sofra hazırlamışsınız. Meryem Hanım ve Hayriye Hanım efendi. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Merhaba, ben Suzi. Ben de Lütfiye. Memnun oldum. Daha ne gördün ki memnun oldun? Alparslan bahsetti. Yurt dışında okumak istiyor musun? Öyle mi Zeynep'ciğim? Evet. Tabii babam izin verirse. Verdim de. Senin için her okula referans mektubu yazabilirim. Babam bilir. Beni hiçbir kimse kırmaz. Ne okumak istiyorsun? Hukuk. Niçin hukuk? Dünyadaki adaletsizliği değiştiremem ama belki anlayabilirim. Bunu sana en iyi ben anlatabilirim. Okumana gerek yok. Okumasın mı Ünal Bey? Okusun. Ama başka bir şey okusun. Bize de anlatırsanız bu dünyadaki adaletsizliği, biz de hukuk okumadık diye üzülmeyiz belki. Senin üzülmene gerek yok İlyas'cığım. Çünkü sen hukuk da okusaydın senin adalete bakışın değişmezdi. Dünya adaletsiz çünkü yalandır. Yalancı bir dünya nasıl adil olabilir? Gerçek dünyaya gittiğimiz zaman adaleti orada görürük. İşte ben de tam bundan bahsediyordum. Babaannenin söylediği bu söz üzerine hukuk okumana gerek yok. Siz ne tavsiye ederdiniz Ünal Bey? Sizce ne okusun? Psikoloji. Çünkü bu adaletsizlikler dünyadaki insanların psikolojilerini bozdu. Adaleti düzeltemeyebilirsiniz. Ama insanların psikolojileri üzerinde bir şeyler yapabilirsiniz. Ben ne okumalıyım Ünal Bey? Ömer'cim, Çakırbeyli ailesinin erkekleri üzerinde okumaları için bir tavsiyede bulunamam. Çünkü Alparslan çok iyi bir eğitim aldı ama elinin tersiyle eğitimini kenara koydu. Senin yüzünden? Asla benim yüzümden değil. Kızımın yüzünden. Çok seviyorlardı birbirlerini. Sen neden tanıyorsun rahmetli gelinimi? Çok yakın arkadaşımdı. Ünal Bey'e benzemezdi. Özlem iyi biriydi. İçi dışı bir. İçi dışı bir ne demek Hızır Ali? Dürüst. Evet. Ünal'a benzemiyordu o zaman. Hayriye hanımefendi, siz Suzi'nin hadsizliklerine bakmayın. Buralar kafası biraz karışık. Ona birkaç tavsiye vermeniz iyi olacak. Vereyim mi tavsiye? Lütfen, çok sevinirim. Çok sevinmezsin. Ama söyleyeyim, uşağımdan uzak dur. Uşak dediğiniz Lütfiye mi?
Lütfiye bizim evimizin kızı. Beni kastediyor aslında. Ana bizde çocuklara uşak denilir. İlyas'tan uzak durayım yani. Bunun için çok geç artık. Değil mi İlyas? Hızır. Şu dünyada benden sonra ikinci şanslı erkeksin. İki evde de yediğim yemekler mükemmeldi. Ceylan Hanım şahane bir aşçı. Meryem Hanım da öyle. Ünal Bey, ben sizinle ilgili bir şeyi hep çok merak etmişimdir. Eşinizle tanışma fırsatımız olmadı. Çok erken kaybettiniz onu. Maalesef. İnsanlık için büyük kayıp. Elbette kimse eşinizin yerini dolduramaz ama... yani... yeniden evlenmeyi hiç düşünmediniz mi? Ya da hayatınıza birini almayı? Düşünmedim. Özlem üzülmesin diye düşünmedim. Özlem hep senin evlenmeni istiyordu. Evet. Ama annesi gibi biriyle. O zamanlarda öyle biri yoktu. Şimdi öyle biri var mı? Tuz ver tuzu. Yeter yeter. Yeter de. Birisi yok Hızır Ali. Ama eskisi gibi katı Ünal Kaplan da yok. Artık açığım. Öyle birini bulursam neden olmasın evladım? Değil mi Meryem Hanım? Bu konuyu sonra sizinle uzun uzun konuşalım Ünal Bey. Böyle özel bir mevzuyu sizin gibi bir hanımefendiyle konuşmak benim için onur olur. Burada mevzu Ceylan mı? Girme, girme konuya, girme sen şuraya. Aslında mevzu şu. Ünal Bey 25 yıl önce öldü zannettiği ortağını öldü zannetmeseydi... abim yaşıyor olacaktı. Ünal Bey'in eşi kahrından ölmemiş olacaktı. Özlem de bu masada Alparslan'ın yanında oturuyor olacaktı. Yani mevzu Rüstem diyorsun ve iş konuşalım diyorsun. Öyle mi Hazır? Yarını konuşmak, bugünün olmayacak boş işlerini konuşmaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Yemek boyunca benimle hiç konuşmadınız Rüstem Bey. Abim dedi ki, Rüstem eskiden iki kişiden biriyle konuşmazsa onlara güvenmiyordur. Bunu abiniz mi söyledi? Yanlış mı hatırlıyor? Bu kadar önemli bir detayı hatırlıyorum. Ama benim uzun yıllardır yaşadığımı öğrenmemiş. Çünkü bunu ancak benim en yakınımdaki kişiler bilir.
Kardeşim Avni bile bilmez. Bilmiyorum. Hakikaten öyle mi abi? Demek ki babam zamanında dayıma anlatmış. Evet, babam bilirdi. Belki de o anlatmıştır. Evet, Ceylan hanımefendi. Karşımdakileri yeteri kadar tanımadan pek konuşmam. Ama Alparslan'ı tanıyorum. Gerek babasından dolayı nasıl bir yapıya sahip olduğunu biliyorum. Gerekse benim yakın dostlarım kendisini uzun zamandır gözlemliyor, oradan biliyorum. Bana dair bir bilginiz yok yani. Var. Var, tabii var. Ama siz kadınsınız. Kadınların dost ya da düşman olduklarını son nefesinize kadar bilemezsiniz. Doğru söylüyorsunuz, kadınlar değişkendir. Ama benim sizinle ortak bir yanım var. Beni kadınlardan ayıran. Nedir? Abi, Ceylan Hanım da senin gibi 25 yıl bir sırrı sakladı. Evet. Benziyoruz değil mi? Benimki farklı. Siz bir sır sakladınız. Bense bir sır oldum. Saklandı. Bugünler için. Ben Avni Bey'e de söyledim. Ünal Kaplan öldükten sonra masayı kimin yönettiğinin benim için bir önemi yok. Bildiğim kadarıyla da siz doğal hak sahibisiniz. Evet, öyle. Abim isterse oylama yapılmadan masayı yönetebilir. Neticede masanın üç kurucusundan biri. Ve hayattaki tek kurucusu. Evet. Yine de Hızır amcam oylama isteyecektir. Senin de oyun kimden yana olacak? Sizden yana olacağını daha önce ifade etmiştim. Amcalarına rağmen. Ben amcalarımı temsil etmiyorum. Bir anlaşma yaptık. Hızır da İlyas da Alparslan'ın rahmetli babasına hürmeten onun dışında oy kullanmazlar. Abi, Hızır zaten masadan ayrılmak istediğini söyleyip duruyordu. Ünal bırakmıyordu. Ünal'la geçinemiyorlar yani. Boş boş konuşma Avni. Ünal'la geçinemeseydi Hızır çoktan ölmüştü. Rüstem Bey. Bizim oyumuz yeter. Avni Bey, Mert, siz ve ben rahatlıkla Ender ve İlker'i yanımıza çekebiliriz. En azından İlyas amcam yok demeyecektir. Eğer Hızır amcam oylamada ısrar edecek olursa. Hızır mı? Hızır da kim oluyor? Benim bulunduğum yerde oylama mı isteyecek? Bence de istemeyecektir. Bak Alparslan, ben açık konuşmayı severim. Masada onun amcası, bunun yeğeni, bunun kardeşi dinlemem. Bana yanlış yapanı yok ederim. Şahsi algılanmayacak. Anlaşıldı mı? Alparslan. Ben dediğim gibi şahsımı temsil ediyorum masada. Amcalarımla ya da masadan herhangi biriyle bir probleminiz varsa bu sizin şahsi meselenizdir. Beni ilgilendirmez.
Sen farklı bir Çakır Beylisin. En azından babandan farklı birisin. İyi anlamda söylüyorsunuz herhalde. Babası iyiydi. Belli ki oğlu daha iyi. Çok teşekkür ederiz bu güzel sohbetiniz ve yemeğiniz için. Siz ne zaman toplantı isterseniz biz o zaman toplanırız. Biraz daha düşünelim diyordum ama artık gerek kalmadı. Yarın toplanabiliriz. Sen de amcalarına söylersin. Tabii ki. Bize müsaade. Güle güle. Çok teşekkür ederiz. Sizi kapıya kadar geçireyim. Ne kadar naziksiniz. Abinize selam söyleyeyim. Yakında onunla da görüşeceğiz. Çok memnun olacaktır. Bu silah. Ünal Kaplan'ı bu silahla vurdum. Babanın silahına benziyor. Belli ki babamla çok silah sıkmışsınız. Onun silahı. Artık şu silahla oynamayı, ben biraz tedirgin oluyorum. Doğru, hanımları tedirgin etmemek lazım. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz Alparslan. Görüşürüz Rüstem Bey. İnsanların yanında nasıl davranıyorsun abi? Hadi Mert'in yanında yol yorgunusun dedim, sustum. Ama bu insanlar bizim dostumuz değil. Arkamızdan konuşacaklar. Tepkilerini ölçtüm Avni. Amcasına hakaret ettim, senin gibi davranmadı. Babasını ezdim, yine senin gibi davranmadı. Bunlar Çakır Beyli davranışları değil. Bir de annesi var ya Alparslan. Hani Davut'un kardeşi. Bizim öldürttüğümüz. Ona çekmiştir belki de. İşte hangisi daha tehlikeli bilemedim. Ece, niye silahımı atladın da açık verdin? Adamlar bilmiyorlar mı senin silahtan tedirgin olmayacağını? Kimin daha tehlikeli olduğuna karar veremedim çünkü. Almasaydım elinden silahı, sıkacaktın adama. Amcamdan korkmasaydım sıkardım. Kork amcamdan, kork. Çünkü ben bu adamdan korktum. Hadi Müro amcanlara gideceğiz, anlatmamız lazım. Ben seni eve bırakayım, gider Hızır amcama anlatırım. Yürü. Hızır amcamdan korkuyorum da sen korkmuyorsun. Aa, niye korkacakmışım? Oğlumun babası o.
Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Adnan. Herkes burada değil mi? Girenler çıkmadı abi. İnşallah biz çıkabiliriz Adnan. Ceylan abla, alacak mıyım seni içeri bilmiyorum ki. Ne demek alamam? Gizli yüz çeviriler de. Bizden gizli değil Lütfiye. He, o zaman cürüm. Mavişim, neredesin? Sana diyor sana. Cevap versene. Salondayız anne. Gel Ceylan, gel. Biz de senden bahsediyorduk. Aa, gerçekten mi? Neden bahsediyordunuz? Gencim güzelim mevzusu mu? Gençsin, güzelsin. Değil mi Ünal Bey? İnanır mısınız? Çok uzun zamandır bu kadar güzel kadın arasında bulunmamıştım. Ne yaptınız Alp Aslan? Test edildik amca. Teyzemin dediğine göre de testi geçtik. Buraya kadar geldiğinize göre geçmişsiniz demek ki. Toplantı için bir şey dedi mi? Yarın toplanalım dedi. İşte bu. Bekle beni Roma. Şimdi rahat bir uyku çekebilirim. Daha yeni dinliyoruz da. Ne uykusu? Pist derken İlyas. Sana demedim abi. Yok bir de bana deseydin. Kime dedin? Suzi'ye dedim. A pardon. Bırak şimdi Suzan'ı. Sen niye bana Suzan diyorsun? Çünkü bu evde senin adın Suzan. Anam bu evde yabancı birinden hoşlanmıyor. İlyas. Konuşmanız bitince yanıma gel. Size de Allah rahatlık versin. Ünal Bey doğru değil. Yatın uyuyun. Gecenin hayrındansa gündüzün şerri evladır. Ha bu saatte yapılan planlar küçük olur da. Şu görüşmeyi anlatsana Ceyla. Ünal Bey tanıyordur. Sen de hatırlıyorsundur ama tehlikeli bir adam. Bence eski Rüstem'den daha farklı biriyle karşılaşacaksınız. Yanımızda abiniye hakaret etti. Sana etti mi? Etti. Ne cevap verdin? Çıkarken öldürmesini engelledim. Öyle diyeyim. Açık verdiniz mi? Yok amca, açık vermedik ama adam bir şey bulduysa bilemem. Ceylan Hanım, sizinle konuşmasına çok sevindim. Çünkü ben konuşmayacak diye düşünmüştüm. Ben zorladım. Sizin söylediğiniz şeyi abimden duymuş gibi yaptım. Hmm.
Hızır. İşte bu bir açık olabilir. Yani bir açık bulmuş olsa niye yarın sizinle buluşmak istesin ki? Yani içinize karışmak gibi olmasın ama. Yengem doğru söylüyor. Yengem, yengem, yengem. Her konuda her zaman yengem. Teyzenle ölüme git, yengene hak ver. Şimdi konuyu toparlayacak olursak abi. Yarın toplantıda Avni ile Rüstem'i bitiriyoruz. Peki Mert'i ne yapıyoruz? Mert bize bir kötülük yapmadı ya. Suzi'nin yaşadığını Rüstem'e söylemedi. Yengenin dediği gibi. Yoksa toplantı yarın demezdi. Şimdi biz Mert'i niye öldürüyoruz? Vallahi abi gözüme batıyor. Şu sıralarda yani. Tabii yine siz bilirsiniz de. Ne bileyim, temizlik yapmaya başlamışken diyorum. Hani ileride bize sorun çıkarmasın diye. Bence İlyas haklı. Benim için bir önemi yok ama ben Rüstem'le bir karşılaşmak isterdim. Artık öbür dünyada Ünal Bey. Yarın bir ses duymadan ortaya çıkmam. Öğrenemeyecek miyiz? Bu zamana kadar nerede saklandı? Kim sakladı? CIA ile gizli anlaşmaları ne? Artık onları Suzi öğrenecek. Nasıl olsa onun kapısını çalarlar. O öldükten sonra bunun hesabını ondan sorarlar. Sorarlar. Ne var anne? Milletin içinde öyle ana kuzusu gibi gel konuşacağım diyorsun bana. Bitti mi o pis işleriniz? Bitti. Oo, Hizir Ali. Annesiyle gitti mi? Gittiler ana. İyi. Ah, Havriye. Sağ babanın pijamalarını çıkarmışım. Giyoları Zibar yanıma yattı. Sebep? Gözümün önüne ol. O şeytana meytana uymayasın. Ana, abim de senin gözünün önünde. Bir karısı, dört tane de çocuğu var. Ayrı annelerden. Senin bir karın bile yok. Niçin? O sarılığa yakalandığın için. Ana. Ünal Kaplan bu evde kalırken ve ben de onun masasında oturan bir İlyas olarak bu gece senin yanında kalamam, kusura bakma. Şeytanın yanına yat, ananın yanına yatma. Hasbinallah. Cehennem ol, git. Git sokağa yat. Tamam ana, tamam. Ben gider sokakta yatarım. Tamam. Yat yat, sokağa yat. Allah. Kimsin?
Sana bu saatte bu evde pıst diyecek kim var lan? Vallahi Ünal dese çoktan girecektim. Nereye, nereye? Bu saatte nereye? Anam kovdu. İyi. Geç şu kanepeye yat. Ya ben niye bu yaşta evim barkım yokmuş gibi kanepede yatıyorum abi? Ulan şimdi sen çıkıp gideceksin. Sonra o kız senin peşinden gelecek. Ben onu nasıl zapt edeyim? Kapının önünde yatıyorsun. Çıkıp giderse pist dersin, kesersin önünü. Nereye, nereye? Hele bir söyle nereye? Tip abiler dışarıdaymış. Bana mesaj attılar. Hani Cemil'i arıyoruz, sen de gel diye. İyi. İyi git, mukayyet ol şunlara. Yarın toplantı var, önemli. Bak, sapıtmasınlar. O tipinin aşkıyla meşkiyle uğraşamam bu saatten sonra. Tamam, söylerim abi. Sen niye burada yatıyorsun? Yatacak yerim yok. Git lan git. Kaç kurtar kendini. Yatacak yerim varken kaç kurtar. Ne yapıyorsun bu saatte? Hayır, yanlışlıkla annemin odasına gireceksin, boğacak seni. Daha uyumadıysan biraz konuşalım mı? Ben. Neyi ne yapacaksın? İlyas'ı. Seni ilk gördüğümde de sormuştum. Şimdi tekrar soruyorum. Senin mevzun ne? Mevzu. Ben İlyas'ı seviyorum. İlyas seni seviyor mu? Asıl mevzu o. İlyas seviyor mu beni? Diyelim ki seviyor. Ne yapacaksın İlyas'la? Evlenecek misin? Çocuk mu yapacaksın? İşinden vaz mı geçeceksin? Dinini mi değiştireceksin? İlyas bunları yapma mı isteyecek? Ne bileyim ben İlyas ne isteyecek? Sen ne istiyorsun? Ben. Ben İlyas'ın beni olduğum gibi kabul etmesini istiyorum. Bu ailede sadece sen erkekleri olduğu gibi kabul edebilirsin. Ama sen öyle değilsin. Yirmi yıl sonra sen de istediğin gibi olabilirsin. Mücadele edip kazanırsan. Kimsin? Liderin. Ne istiyor liderin bu saatte? Uykum kaçtı. Zor bir gece.
akşamki kurabiyelerden var mıdır? İçer misin? Yıllardır içmiyorum. Ama yıllardır yapmadığım o kadar çok şey yaptım ki. Ver bir bardak. Hızır. Sen bu Davut'a güveniyor musun? Ben Ceylan'a güveniyorum. Ama Ceylan onun siyasetinde belirleyici değil. Toparlayıcı. Yani? Yani bizim Rüstem'i öldürmemizi istemiyor. Alparslan sana bu konudan bahsetmedi mi? Rüstem benim abimi öldürecek. Abimin oğlu buna karşı çıkacak. Yok öyle bir dünya. Hızır. Benim uykum niye kaçtı biliyor musun? Kurabiye yüzünden. Yarın bu Rüstem kendini öldürtmeyecek. Seni mi öldürecek? Ünal Bey, bak, benden sakladığın bir şey varsa söyle. Yarın Rüstem'den duyarsam iş işten geçmiş olacak. Şimdi burada oturmuş, elimizde kurabiyemiz, ağzımızda sütümüz, üstümüzde pijamamızda güzel güzel konuşuyoruz. Yarın beni şu düştüğüm durumdan daha kötü bir duruma düşürecek bir şey saklamıyorum. İyi o zaman. Rüstem'le Avni o masada ölecek. Sen de lider olarak masanın başına geçeceksin. Masanı yöneteceksin. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Ben artık o masada olmayacağım. O masadan kalktığın an ölürsün. Bu bir tehdit değil. Bu bir dost tavsiyesi. O masadan kalktığın an seni ve aileni bir gün yaşatmazlar. Ben şu kurabiyeleri de alayım. Gece uyanırsam aşağı inip seni uyandırmayayım. Süt de al. Şişeyi alayım. Thank you.
Bugün sudan başka bir şey içmek yasak. Bırak, bari ben içeyim İlyas. Yoksa bu Ender'in bana yaptığını nasıl unutacağım? Ya bir dakika şu sesi dinleyin. Onlar ne anlar Ender? Bizi dinlesek yeter. İlyas. Hızır Reis özellikle mi yolladı seni bizimle? Niye ki? Ya hayır, sabahtan beri Emine ablayla Fikret abi 8 kere aradılar beni. Acaba diyorum, hatır mı koydular reise? Dağıtmayalım diye. Ha yok ya, yarın toplantı var, onu söylemek için geldim. Ve ben bugün boşandım ya, biraz kafa dağıtayım istedim. Dağıtmak istiyorsan iç İlyas, iç. Kafa dağıtacağım dedim. Kendimi dağıtacağım demedim. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi aramızda benim çok sevdiğim bir dostum var. Türkiye'nin en güzel seslerinden biri. Uzun zamandır sahnelere veda etmişti. Ama bu akşam bizi kırmayacağını tahmin ediyorum. Lan tipi. Kim o? Sen görebiliyor musun sahneyi orada? Önemli olan sesi duymak Ender. Ne bakıp duruyorsun sahneye? Rezil mi edeceksin bizi? Gönülden alkışlarla. Gönül! Şarkıyı değiştirdim. İçimden geldi. Çok sevdiğim bir türkü var. Unutmak istemediğim ve unutmayacağım birine söylemek istediğim. Gönül Dağı. Sen tanıyor musun bu Gönül Hanım? Ne oluyor tipi abi? Gönül Dağım yıkıldı İlyas. Yanıyorum.
Ya Melis, ne oluyor? Anlamadım ki. Sen söyledin mi bizim geleceğimizi? Bu Gönül Hanım'a. Yok, hiç bahsetmedim. Kim bu Gönül? Evli mi? Meselesi ne? Nerede çalışıyor? Ya tipinin tipi kaydı. Gönül'ün hiç kimseyle işi olmaz. Yıllar önce Murat isminde birini sevmiş. Ondan başka da hiç kimseyle duymadık zaten. Lan İlker, bu Murat kim lan? Hangi Murat? Tipi abinin ismini biliyor musun Ender? Tipi... Murat. İspirli. Hayda. Ya. Sen de bu gönlü yıkmıştın Murat. Deme öyle. Senin için dünyaları yıkarım. Yıkamadın. Yıkma. Kimseyi yıkma. Ben kaderime razı geldim Murat. Şimdi müsaadenle. Bir kere gitmene müsaade ettim. Çıkmaz. Çıkar. Bir fırsat ver. Hiç kimse bana bir fırsat vermedi Murat. Benim de sana verecek şeyim kalmadı artık. Tipi abi. Ya tipi. Kusura bakma, bilerek yapmadım. Yemin ederim benim de haberim yoktu. Melis Hanım. Sen gönlümü yalnız bırakma. Ulan Ender.
Ender. Gel. Sen var ya sen. Benim son zamanlarda tanıdığım en büyük dadaşsın. Sağ ol dadaş. Tipi abi. İyi misin? Yıllardır. Hiç bu kadar iyi olmamıştım İlyas. Murat! Tipo! Aga! Aga! Al bunu kardeşim, bak hasta olacaksın. İstemem abla, istemem. Yanıyorum, yanıyorum. Abla, öyle mutlu oldu ki bu tipi kardeşim. Beni yol boyunca sarıldı, sarıldı, öptü. Ne oldu da mutlu oldu tipi, bir anlatırsanız. Ne var ateş, ne kaş göz edip duruyorsun ya? Abla sen ne temiz yürekli kadınmışsın ya. Hani sen bize dedin ya, çıkın birilerini bulun bulun. Biz Cemil'i bulamadık. Ama bu gönlü buldu. Ne gönlü? Ne diyorsun Ender? Ablam, herkes biraz fazla kaçırdı. Bence siz Fikret abiyle gidin şimdi. Yarın konuşuruz. Ki? İlyas bir yudum içirmedi ki. Hele hangi gönülmüş bu? Benim gönlüm abla. Yanan gönlüm. Sen ne konuşuyorsun kardeşim? Ne sayıklıyorsun? Gönlü gördüm abla. Hiç değişmemiş biliyor musun? Bana gönül dağını söyledi. Emine, hadi biz gidelim. Bunlara sen mi sebep oldun Ender? Evet. İşte onun için böyle mutlu ya. Beni yol boyunca sarıldı, sarıldı, öptü. Gel dadaşım, gel. 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 Benim gel. Sen var ya sen, benim mutluluğumu buldun. Yıllardır aradığım mutluluğu. Hadi Emine, biz gidelim artık. Ben çantamı alıp geleyim. Lan belli ki bir şey var. Bir çeneni tutamadın. Ben yanlış bir şey mi söyledim Fikret? Söylemedin dadaşım. Emine abla niye çantasından silah çıkardı? Ender, kaç. Niye kaçayım lan? Ender, kaç. Kaçsana, kaç. Abla, ne yapıyorsun? Ender, sakin. Beni vur abla. Beni vur, beni. Abla, bak attırma bombayı. Bırak o silahı. Ender. Alın, götürün şu Ender'i buradan. Emine, sakin ol. Bak, hepinizi vururum.
Rory'ye yatmış. İlk günden Tarzan gibi. Yanıyorum, yanıyorum. Yan, geber. Aşka hiç saygın yok mu abla? Konuşsana damat. Tipi abi, sus. Yoksa şimdi bize de sıkacak. Abla, yarın toplantı var, bana hepsi lazım. Gelmem toplantıya ben dadaş. Aşığım. Kardeşimden o kadını uzak tut. Tamam. Kardeşim bir yarın kendine gelsin. Konuşuruz. Vuruldum lan. Az kalsın yine ölüyordum lan. İnşallah bir dahakine az kalmaz ölürsün Ender. İnşallah sen ölürsün lan İlker. Ben niye ölüyorum? Sevenleri kavuşturduk. Hata mı ettik? Hadi de. Hadi. Bittik biz. İlyas. Sen git Hızır Reis'e anlat. O zaten biliyor mevzuyu. Biz bu işin içinden çıkamayız. Ben bugün evden çıkarken sanki abimin içine doğmuş gibi bana dedi ki... git o tipiye sahip çık. Ben bir de onun aşkıyla uğraşamam. Ben şimdi gideyim abime ne diyeyim? Tipi ne demek gelmiyorum? Gelemem dadaş, gelemem. Yanıyorum, yanıyorum. Geçen gün de donuyordun, geliyordun. Kapının önüne çıkamam dadaş. Gönülden başkası için kapının önüne çıkmam. Kardeşim, sen de hiç utanma kalmadı mı? Adam diyor ki, hayatımızın en önemli toplantısı. Utanmam, utanma kalmadı bende ablam. Gönül kırmış adamın utanması mı olur? Emine tamam. Üstüne gitme. Bir atlasın şu halini sonra konuşuruz. Abla sen bize iki bardak su getirsene. Ne konuşacaksanız yanımda konuşun. Arkamdan iş çevirmeyin. Emine. Söz dinle. Sen bile baş tacısın, damat. Tipi, eğer kalkıp üstünü giyinip benimle toplantıya gelirsen... söz seni toplantıdan sonra gönüle götüreceğim. Abla, elbiselerim nerede? Veririn sen buna. Gelmezsen o gönülü öldürürüm dedim. İyi demişsin kardeşim. O öldürmezse
ben öldürürüm. Beni öldür ablam. Beni öldür. Geldi biraz. Ben elbiselerimi giyeyim. Evin anahtarı. Temizlettim. İstediğin zaman girebilirsin. İlyas'a söyledin mi sahiden? Söyledim. Ve olur dedi. Öyle mi? Yani senin evini kiralamanın. Niye buna bir şey desin ki? Sen İlyas'ı tanıdığına emin misin? Aynı İlyas'tan mı bahsediyoruz? İlyas Çakır Bey'le. Esra, benim evim daha güvenli diye onaylamıştır, sesini çıkarmamıştır. İlanla bulmandan daha iyi değil mi? Peki. Kirayı nereye yatıracağım? Bir hesap numarası verebilir misin? Bir de kontrat falan ne bileyim. Kontrata gerek yok. Sen bana telefonunu ver. Ben sana mesaj atarım. Buluşuruz. Evi göstermiş olurum. Ama bugün toplantım var. Tamam. Yarın ararım o zaman. Anlaştık. Bu kadar yıldır ülkeme gelmedim. Ama bu masayla hep ilgilendim. Ünal benim yaşadığımı hiçbir zaman öğrenemedi ama ben onun attığı her adımı bildim. Ve bekledim. Bunu hepimiz anladık. Abi. Ama niye bu kadar bekledin onu anlamadık. Beni arayıp hayatta olduğunu, abimi öldürenin sen değil Ünal olduğunu söyleseydin bu kadar beklemezdin. Hızırcığım, sen daha o telefonu kapatmadan Ünal seni yok edebilirdi. Ama abinin ölümü konusunda bir açıklama getireceğim. Az sonra. Ünal Bey'den korktuğunuz için mi bunca yıl saklandınız Rüstem Bey? Bazı gerçekleri saklamak için ortaya çıkmadım Yılmaz. O gerçekler neymiş bizler de onu merak ediyoruz. CIA mi yani? Nedir? Bugün mü söylediler size? Bugüne kadar niye bekledi sizin bu şirket? Sen şirketle yakınlaşmışsın İlyas. Suzi için üzüldüm. O konuya da bir açıklık getireceğim. Az sonra. Rüstem Bey. İşimiz gücümüz var. Şu az sonraları bir açıklarsanız. Hava kararmadan toplantı bitse. Biz de işimize gücümüze baksak değil mi Hızır? Vaktimiz var tipi. Dadaş, benim çok fazla vakit kaybım var. O açıdan diyorum. Abi,
Ünal'ın Alparslan'ın babasının katili olduğuna dair belgeler getireceğini söylemiştiniz. Hı hı. Getirdim. Belgeyle ilgilenirseniz az sonra veririm. Rüstem abi. Benim merak ettiğim şey, siz bu masaya lider mi olacaksınız? Yani ülkede kalıcı mısınız? Gidici değilim Mert. Ve masanın doğal lideri de kurucu üyesi olduğum için benim. Tabii bunun aksini söyleyen yoksa. Ben aksini söyleyebilirim. Rüstem abi. Ama sen söyleyeceklerini bir söyle de ben daha az sonra. Başka aksini söyleyebilecek biri var mı? Açıkçası ben size oy falan vermem. Oylamaya mı geçtik beyler? Rüstem Bey'in oylamaya ihtiyacı yok. Eğer oylamaya ihtiyacı olsaydı Ünal Kaplan'ın burada olması gerekirdi. Bu masanın lideri öldürüldü. Yıllar sonra biri çıkıp bunun hesabını sormadan bu masaya liderlik edemez. Nereden bileceğiz Ünal Bey'in ölümünün arkasında Rüstem Bey'in olmadığını? Herkesin gözü önünde Alparslan vurdu. Herhalde bu talimatı Rüstem Bey'den almamıştır. Değil mi Alparslan? Yok. Ben Avni abiyle konuştum. Babamı Ünal Kaplan'ın öldürdüğünü söyledi. Ama ben bugün bu açıklamayı sizden bekliyorum. Az sonra beklemiyorum. Şimdi bekliyorum. Babamı Ünal Kaplan'ın öldürmediğini de biliyorum. Hayda. Adamı boşu boşuna mı öldürdün Alparslan? Yıllardır kardeşim Avni'nin arkasını toplamak için uğraşırım. Bu yüzden ülkeye dönemedim. Bu yüzden Hızır'a karşı mahcup. Bu yüzden Ünal'a yaşadığımı söyleyemedim. Madem ki bu masaya lider olarak oturacağım, o zaman adil olmam gerek. Dün akşam Alparslan'a söylediğim gibi, kardeşim de olsa masada affetmem. Alparslan'ın babasını Avni öldürdü. Daha sonra kendisini İsviçre'deki kliniğe götürdüm. İlyas, senden özür dilerim. Hızır, senden özür dilerim. Alparslan, senden özür dilerim. Bunu kardeşim için yaptım. Herhalde beni anlıyorsunuzdur. Az önce kardeşini öldürdün. Öldürdüm çünkü bana yalan söyledi.
Ne konuda? Her konuda. Vah vah. Nasıl öldüğümü zannettin Yılmaz? Rüstem ölmemiş. Kötüler ölmez Ünal. Senin ve benim gibi.